Sevgili dostlar, kanalıma ve Rubu sunucusunun yepyeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün ninja karakterimizdeyiz. Ninja karakterime çok uzun bir süredir girmiyorum. Savaşçı karakterimiz beta maplere girdiği için ve benim de daha öncesinde yüksek seviye deneyimim olmadığı için biraz savaşçı karakterime şu sıralara fazla vakit ayırıyordum. Ancak ninja karakterimizle bir yandan oynamak istiyorum ve onu da yüksek seviyelere getirmek istiyorum. Tabii ki de bu biraz uzun bir süreç ancak yine de bir yerden başlamak lazım. Bugün ninja karakterimizi 30. seviyeye atmayı planlıyorum. 30. seviyede biraz maden yaparız, balık tutarız, balık etkinliklerine katılırız. Güzel bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Aslında pazar kuracaktık. Şu anda 2 milyon yangımız var. Pazar kurup biraz para kazanmamız gerekiyordu ancak bunu videonun sonlarında yaparız. Çünkü pazar kurduğum zaman karakterimizi oynayamıyorum. Pazarımızı kurarız. Hatta ben bütün bu zamana kadar 20. seviyeye kadar ki yapmış olduğumuz çöpçülüklerden gelen eşyaları vesaire hepsini bir pazara atarım. Toplu bir pazar kurarım. En son pazarlarımızdaki her şey bittikten sonra ninja serüvenimize kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü dediğim gibi ninja'yı tek hesap oynadığım için pazar kurduğum zaman karakterimizi oynayamıyorum. Bu şekilde en azından pazar kurmuş oluruz. Biraz para kazanmış oluruz. Hem de üzerimizdeki artık fazlalık eşyaları çıkartmış oluruz. Şimdi ilk öncelikle çok fazla görevimiz var. Görevleri yaparak başlamamız gerekiyor. Ama ondan önce şöyle hançer almam gerekiyor. Çünkü silahım yok. Şöyle hançerimizi alalım. Artık bunu da satarız satıcıya. Şöyle görevlerimizi alırken kolye, kalkan vesaire buldum. Bunları alacağım. En kötü düzgün bir fiyata atarız. Bunlar satılmıyor. Küpelerimizi alalım. Tamam, bu kadar yeter sanırım bunları. En kötü 100 arkadan atarız. Satılırsa satılır. Satılmazsa yapacak hiçbir şey yok. Eşyalar buldum. Bunların hepsini alacağım. Gider satıcıya satarız. Biraz para gelir üzerimize dediğim gibi. Az öncekileri de sattım. 2,5 milyon yangı doğru çıktı paramız. Bir tane şöyle çoraptan Noel da yetindik. Bundan da zihin taşı. Keşke hepsinin nesnesi çıksaydı olsun. Bir tane de domuz kuyruğu kurdele var. Bu kırmızı olanlar 2M civarlarında ediyor. Evet bakalım şimdi Mijunk'u öldüreceğiz. Bir de beyaz zeminli okçu öldüreceğiz. Çalınmış saç tokasını alacağız. Hep de moralsiz Mijunk var burada. Beyaz yeminli okçu bir tane de burada varmış. Bakalım şuna şöyle bir döne döne gidelim. Evet. Tokamızı aldık. Onda bir tane Mijunk buldum. Gel buraya Mijunk. Seni bir yakalayacağım ben. Şöyle sinsimizi yakıyoruz arkadan. Vurabilirsem. Tık. Ölmedi. Şöyle hop. Taklamızı da attık. Güzel. Mijunk görevimizi de bitirdik. Evet, bir tane metin buldum. Şu metnimizi de keselim. Tabii pot basmayı unutmazsak. O çok güzel. Gri kurtlardan bir tane kurt postu aldım. Araştırmadan da iki tane şey düşmüş. Şunları alalım. Beceri kitaplarımızı alalım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey düşmedi. Yani etkinlik eşyası keşke düşseydi. Beceri kitabımız şimşek atma çok güzel kullanırız. Köy gardiyanı amcamız bize şöyle gümüş bileziğimizi ver gidelim. 2000 HP 15 ateş bekliyorum. Çok bir şey değil bak. 2000 HP 15 ateş. Şimdi dostlar kendimize şu küçük kutsamaları parası karşılığında atacağız. Bu küçük kutsamalar benim çok uzunca bir süre işime yaramayacak. Artı olarak envanterimiz de çok fazla yer kaplıyor. Yani bulun bu savaşçı karakterimizden. Şöyle totem yapa yap artık bir şekilde kafasını karıştıralım. Şöyle 10 emi de alalım hatta. Kendime çok güveniyorum. Bu yüzden güvence almadım kendi karakterimden. Kendime güvenmeseydim bir herhalde bir 10 onluk bir güvence alırdım gibi duruyor. Şöyle 20 evimizi hanemize katalım. Gayet güzel. Öyle yerde bir tane ovalı çelik yay var. Bunu alalım. 5 ortalamaymış bu. Su vermiş oldukları bineğe 10 dakikalık bineğe bu kadar ihtiyaç duyacağımı bu zamana kadar hiç düşünmemiştim ama gerçekten buna ihtiyaç duyuyormuşuz şu an fark ediyorum. 15 günlük binek bittikten sonra binek bulmak çok fazla zorlaştı. Nugget etkinliği zamanında bir nugget kovalamamız gerekiyor anlaşılan. Çünkü böyle bineksiz olmayacak bu durum. 2 tane gri kurt buldum. Bakalım bir keselim şu kurt bağırsağını ver artık bizlere. Şu kurt bağırsağını almak beni çok yoruyor gerçekten. Bakalım alfa gri kurtların üstünden takla atarak geçersek hiçbir şey alamazmışız. Ben 21. seviyeye geldim. Yeteneklerimizi şöyle değiştirdim. Görmüş olduğunuz gibi artık okçuyuz. Çünkü bu karakter ileride
Alastor'a kadar gidecek. Hatta belki bununla anahtar farmına bile gidebiliriz. Tabii bunun için biraz daha zamanımız var. Hatta uzunca bir zamanımız var. Ancak yine de bunu okçuya çevirmek istedim. Yetenekleri de master olmadı açıkçası. Sürekli değiştirdim. Bir türlü master seviyesini yükseltemedim. Bıraktım böyle artık. Sonra eğer 30. seviye olmadan aklıma gelir de sıfırlayabilirsem sıfırlar deneriz. Yoksa bu şekilde kalsın artık. Unutkanlıklarımız bol bol var. Onları kullanırız. Şöyle bir tane bilgelik iksiri kullanacağım. %100 diyor. Şöyle otomatik avı da bir açalım bakalım. Şu yeşil iksirleri de basarsak. Bakalım gayet güzel bir şekilde kesebiliyoruz. Ama tabii iksir basmaz isek ölebiliriz. Böyle kendimden 10 milyon yen karşılığında bir güneş özütü alacağım. Paramızı verelim. Güneş özütümüzü alalım. Ve güneş özütümüz tamam. Şimdi daha kolay bir şekilde otomatik hava bırakabiliriz burada. 22. seviyeye de ulaştık. Gayet güzel. Bu arada bu hesabımızın yan hesaplarını da 30. seviyeye kasacağız. Her gün günlük kor yapacağız o karakterlerimizde de. Sevgili dostlar, an itibariyle 30. seviyeye ulaşmış bulunmaktayız. Şöyle 30. seviyede de bir poz verelim karakterimizde. Dur bakalım yavrum sen. Hop şöyle geçelim köşemize. Denizimizin ortasına. Gidebiliyor muyuz? Daha gidemiyormuşuz. Şöyle artık 30. seviyedeyiz. Gayet güzel. Geldiğimiz gibi de bir tane cennetin gözyaşı cevheri damarı var burada. Yani şimdi kazmazsak olmaz. Tık diye başlayalım. İlk madenimiz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle birlikte bir kazalım. Hop ilk madenimizi başarılı bir şekilde elde ettik. Gayet güzel. İlk madenden 33 tane cevher. İlk madenimiz bitti. 51 tane cevher elde etmeyi başardık. Şurada bir tane de elmas vardı. Hızlı bir şekilde elmasa gidelim. Elması kazalım. Elmas şu anda çok kötü gidiyor. Gerçekten hani birkaç dakikadır kazıyorum ancak bir türlü vermedi. Ah, videonun şansını sonunda elde etmeyi başardık. 3-4 dakikadır kazıyorum açıkçası. Birkaç dakikadan fazla. 3-4 dakika olmuştur kazıyorum hala maden vermemişti. Güzel oldu. 41 tane de bundan elde ettik. Maalesef şanssız bir madencilikti bu. 41 tane elmas, 51 tane de cennet elde etmeyi başardık. Bir tane daha cennet madenimiz var. Şuraya araya bir yere saklanmış kendisi. Burada tam olarak. Hızlı bir şekilde bunu da kazalım. 225 adet cennet cevherimiz var. Çok güzel. Şunu şöyle kenarıya atalım. Şöyle toplamda 395 adet cennet cevherimiz oldu. Gayet güzel. Gayet güzel. Sevgili dostlar, 2 saatin sonundan yeniden merhabalar. 2 saatlik bir süreci geride bıraktık ve toplamda 207 adet cennetin gözyaşı cevherimiz var. 364 adet de elmas cevheri kalmışız. Yani tek karaktere göre ve karakterimizin herhangi bir yeteneği olmadığını varsayarsak bence ortalama bir maden kazmışız diyebilirim. Ne çok iyi bir oran ne de çok kötü bir oran. Ortalama bir oran. Diğer 4 hesabımızda da toplamda 2000'e yakın bir cevher kazmışız onlarda da. Ayrıca de bu konuda da ufak bir fikrinizi almak istiyorum. Benim 5 hesabım var Rubus'un. 4 hesabım, diğer 2 hesabım zaten ana hesabımız. Ninja'da dahil 3 tane ana hesabım var. Şaman, Zinselim ve Ninja'm. İki hesabımı da ETP karakteri olarak kullanıyorum. Bu serimiz yardımsız ve hepsiz olduğu için şaman ve zihinselimizde yaptığımız hiçbir şeyi ninjamıza dahil edemiyorum. Aynı şekilde ETP karakterlerimi de ETP hesaplarımı da bu ninjamıza dahil edemiyorum. Çünkü hepsinin eşyası var. Hepsi eşyalı bir şekilde ETP'lerini yapıyor. Zaten bir önceki videoda hepsini birlikte almıştık. Hepsini birlikte dizmiştik. Ufak sorum da şöyle. Tek hesapla maden yaparak 2 saatlik bir süreçte bu kadar kazıyorum. 5 hesap yaparsak eğer en azından maden yaparken diğer 4 hesabımızı da kullanabilirsem benim işim daha fazla kolaylaşabilir ninja konusunda. Çünkü zaten Metin 2 tek hesap oynanacak bir oyun değil. Her şekilde yanınıza bir tane daha karakter en fazla en az 1 veya 2 tane daha karakter yapmanız gerekiyor. Özellikle maden ve bossları dönerken Nemere'de, Hydra'da vesaire. Yanınıza illaki birkaç tane karakter almanız gerekiyor. Eğer derseniz ki maden yaparken en azından diğer 4 hesabında ninjaya dahil et. 30. seviyeye sanki hesap kasmışım gibi. Zaten ETP hesaplarımız 30. seviyede. Sanki yanımda 4 tane hesap varmış da birlikte maden yapıyormuşum gibi. 30. seviyeye kasmışım gibi. Şekilde maden de yapabiliriz. Tamamen size kalmış, sizlerin fikirlerine kalmış. Sevgili dostlar, yeni bir günden daha hepinize merhabalar. Ben birkaç gündür ninja karakterimize giremiyordum. Savaşçı karakterlerimizle ilgilendiğim için. Hatta onun da videosu büyük ihtimalle gelmiş. Şimdi kar tanesi etkinliklerimiz sona erdi. Yeni bir etkinliğimiz var artık. Bu etkinliğimiz de
Patron avcısı etkinliği ve flama toplama etkinliği. Patron avcısı etkinliği şöyle oluyor. Doyumda, Soğan'da, vadide ve çölde belirli bölgelerde canavar çıkıyor. Verdiğiniz her hasar 1 puan demek. Yani gidip canavara bir kere vurduğunuzda 1 puan alıyorsunuz. 500 kere vurursanız bronz, 1000 kere vursanız gümüş, 2000'de de altın sandık elde edebiliyorsunuz. Bu sandıklardan ne çıkıyor, ne ediyor bilmiyorum açıkçası. Bir de flama var. Kestiğiniz canavarlardan flama düşme ihtimali var. Bu flamaları topladığınız takdirde 50 tane de bir kere sanırım yıl dönümü parası alabiliyorsunuz. 50 flama bir yıl dönümü parası ve günde bundan 7 kere alabiliyorsunuz. Yani günde 350 adet flama biriktirirseniz 7 adet yıl dönümü parası alabiliyorsunuz. Bunu karakter başına yani yan karakterlerinizde de yaparsanız toplamda 35 yıl dönümü paranız oluyor. Bu 35 yıl dönümü parasıyla köye gittiğimizde neler alabildiğimizi sizlere de gösteririm. Sarı ben öyle köye gelmiştim şu NPC'yi göstermeye. Bu bir yere karıştım vallahi bir şekilde. Etkinlik yapıyorlarmış. Herkese kostüm dağıtıyordu arkadaş. Bize de birer tane kostüm verdi ama. Yani fotoğraf çekileceğiz diye aldım. Bir türlü çekilemedik fotoğraf herhalde. Kaldı böyle kostümler. Geri alırlarsa geri veririm. Herkese dağıttılar gerçi ama. Garip bir durum gerçekten. Fotoğraf çekilecek diye herkese kostüm verdiler. Bakalım biz de fotoğrafa dahil olalım. Bir fotoğrafımız olsun. Der arkadaşımız yere taş atıyor. Şunları toplayalım. Bizim taşlarımız olsun bunlar. Madenimiz için lazım zaten, toplayalım. Atıyor vallahi, yapacak bir şey yok. Toplarız biz de. At kardeş, at. At hadi. Havada kaparım, hiç acıma. Dostlar şöyle ufak bir fotoğraf çekileceğim. Şurada kapak fotoğrafı olarak kullanırım. Şöyle bir fotoğraf çekilip eşyaları ben geri vereceğim. Bir arkadaş güzel dans edene 500 yen dedi. 500 yangımızı alalım. Şöyle herhangi bir arkadaşımıza veriyorum bunu. Verelim. O kullansın. Biz 500 yangımızı aldık. Güzel dans edene vereceğim dedi. Ben 500 yangımı aldım. Cebime atarım. Herhangi bir şey yok. Yarışmaydı. Yarışmadan kazandık. Şimdi genellikle satıcının yanında bir yıl dönümü tüccarı olur. Buna geliyorsunuz. Sol tıkladığınızda. Buradan bakalım. 45 yıl dönümü parasına arttırma kağıdı alabiliyormuşuz. Demirci taşımız var. 40 yıl dönümü parasına. Taç setirlerimiz var. Yıl dönümü sandığı, yıl dönümü bayrağı var. Razador ve Nemere yumurtalarımız var. Çok güzel bunlar. Ama bizim için en önemli olan bunların arasında bir de 500 yıl dönümü parasına soylu Cordraconis veriyormuş. Her renkten bir tane diyor. Soylu dediği sanırım işlenmemişten kastediyor. İşlenmemiş de soylu veriyor. Ama bizim için önemli olan bu değil. Bizim için önemli olan bu ve bu. Bu yıl dönümü kuşağı değerli bir kuşak. Çünkü senede bir kere geliyor ve her zaman bulamıyorsunuz bunu. Demirci taşı da artı basmamız yaran zaten eşya. Demircinin el kitabı üretirken bu lazım oluyor. Arkadaşımız burada keserken galiba flamaları yere düşüyor. Flamaları keselim. Alalım. Daha doğrusu. Flamaları toplayalım. Evet bakalım. Elmasçımıza geldik. Haydi elmasçı teyzemiz. Şunları böyle teker teker çevir. Bak yakma. Lütfen. Çok güzel. Koca burnunla bunu yapacaksın sen şimdi ya. Ben biliyorum seni. Sen koca burnunla yaparsın mı? Mükemmelsin sen. Evet, 5 tane cennetimiz, 3 tane elmasımız var artık. Dostlar şimdi bir pazar kuruyorum ancak şu an fazlaca kaçtığı için büyük ihtimalle bu kadarını kurabileceğim. Kurabildim mi acaba? Göremiyorum. Gitti şu an. Yani umarım kurabilmişimdir. Kurdurtmuştur. Ben artık bir an hesapla gelip burayı bir kontrol edeyim. Şöyle hızlı bir şekilde bir tane pazar kurdum. Şöyle pazarımı göstereyim. 14 meden cennetler, 7 meden elmaslar. Kaplanların 10'lusunu 1 RM'den kurdum. Savaşçı sembollerimiz vardı. İkişer tanesini 500K'dan. Şiirkenlerimiz 3M. Zodyo Goran'ı 500K'ya kurdum. Bunları da 200K'dan attım. Bunlar satıla dursun. Evet dostlar şöyle bir won paramız hayırlı uğurlu olsun. Bunların hepsini ben maden yaparak hani elde ettim. Ancak şu artı basmalarımız vesaire sadece sanırım beyaz kaplanlarımız gitmiş. Onun haricinde diğer hiçbir şeyi satamamışız. Dostlar şimdi sizlerle bir Mijunk görevi yapacağız. Ancak bu normal görevlerde gözükmez. Görevler kısmından çıkmaz ancak yaşlı kadına gelip buradan gümüşün intikamı dediğimizde Mijun değil bu arada Jinhe. Gümüşün intikamını alıyoruz ve bizden 30 Jinhe öldürmemizi istiyor. Eğer kırmızı bayraksanız bu sizin için çok kolay çünkü haritamızda 2 adet bulunmakta. Bir tane Jinhe'miz bu kısımda çıkmakta. Burada bir tane Jinhe ve burada bir tane Jinhe bulabilirsiniz. Kanalları gezerek iki Jinhe'yi de keserseniz kısa zamanda bitirebilirsiniz. Evet, ilk Jinhe'mizi bulduk. Jinhe'miz burada, bunu keselim. Bir de burada moralsiz Jinhe'ler var.
Bunun ile karıştırmayın bunu. Evet, bir de görmüş olduğunuz gibi şu kısımda bir tane jineğimiz var. Genellikle burada vesaire de bulabilirsiniz bu arada. Sadece şu kesimde çıkmıyor. Bazen burada da çıkabiliyor. Ve bunları da keselim. Evet, bitirdik görevimizi. Yaşlı teyzemize gelelim. Söz yüzüğümüzü de alalım. Şimdi bu söz yüzüğünü ne yapacağız? Tabii ki de satacağız. Evet, söz yüzüğümüzü 70 milyon yanktan şöyle pazarımıza atıyoruz. Yüzüğümüzü sattık ve 171M paramız oldu. Gayet güzel. 2 bona adım adım ilerliyoruz. Bizim için gerçekten güzel oluyor bu durum. Şimdi yavaş yavaş madencilik serüvenine devam edeceğiz. Madencilik yapacağız. Sevgili dostlar, bugün yapabildiklerimiz bu kadardı. Fazla bir şey yapamadık ancak yine de biraz paramız oldu. 2 won'a yakın bir paramız var. Bunları da çevirdiğimizde büyük ihtimalle 3 won'a yakın bir paramız olacak diye düşünüyorum tabii ki de. Umarım ki olur. Bugün yapabildiklerimiz bu kadardı. En son bu madenciliği de yaptıktan sonra artık yarın ETP hesaplarımızı kasmaya başlıyoruz. Çünkü ETP yaparak da kendimize bir gelir kapısı daha açmamız gerekiyor. Tek hesapla bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz, ben de merak ediyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.